Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün burada sevgili Erhan ve Yakup Cemil'le beraber bir takım konuları konuşacağız ve sizlerle güzel bir sohbet yapacağız. Alemlerin Rabbi olan Allah ve bu Allah'ın tasavvuru üzerine kısa bir konuşma gerçekleştireceğiz. De ki, o Allah tektir, samettir. O hiçbir şeye muhtaç değildir ama bütün varlıklar var olabilmek ve varlıklarını devam ettirebilmek için ona muhtaçtır. O doğurmamıştır, birinden de doğmamıştır. Hiçbir şeye denk değildir. Onun eşi ve benzeri yoktur. Şimdi doğmamış ve de doğrulmamış, eşi ve benzeri olmayan aşkın bir varlık Allah. Yani Kur'an-ı Kerim de aslında kendisini bu şekilde anlatıyor. Yani, ya Allah. Kur'an-ı Kerim de kendini bize bu şekilde anlatıyor. Ben buyum diyor. Olay şu, Allah kusursuz. Kardeş bak gökyüzüne, çık gökyüzüne bak. Masmavi. Hı. Bulutlar pamuk gibi bembeyaz. Ya. Bir çatlak var mı? Yok. Ya da bir ağaç sonbaharda dökülüyor, kışın yok, bitti gitti. İlkbaharda tekrar yeşeriyor, bir tane çiçek çıkıyor, çiçeğin içinden meyve çıkıyor. Kusursuz yani, anlatabildim mi? Sen bunu, işte dünyada niye kötülük var, Allah zalim mi? Allah zalim değil kardeş, sen zalimsin. Mesele bu, bunu yapan zalim. Çünkü onu irade sahibi, Allah ona seçenek sunuyor. Diyor ki, sana akıl verdim, bunu atabilirsin Erhan. Ama atmayabilirsin. Bunu insanlara göstermek için atarsan kırılabilir. Ama kırılmayabilir eğer buraya bırakırsan. Bütün mesele bizim Allah'ı nasıl tasavvur ettiğimiz. Aynen. Hepsi bu. Eyvallah. Sen Allah'ı nasıl tasavvur ediyorsun? Zengin. Zengin, fakire vermek için zengin. Allah onu onunla imtihan ediyor. Fakir, tefekkür. Sabretmek için fakir. Bekliyor, zengin versin. Bu, bizim inancımız, İslam'ın temeli bu. Zengin, fakire verir. Fakir de bekler, sabreder. Dünya imtihan dünyası. Yani Allah zalim mi sorusunun cevabı tam olarak bu. Hem Mekkeli müşrikler, hem Yahudiler, hem Hristiyanlar nasıl bir Allah tasavvur ediyorlardı? Şimdi senin bahsettiğin o Mekkeli müşriklerin tanrı tasavvuru yenilebilen bir şey. Velhasıl niye cahiliye dönemi dediğimizde buradan ayyuka çıkıyor zaten. Hmm. Ve bunlar da hep böyle o yaptıkları putlar genelde erkek. Otorite hep erkek üzerine, böyle güç üzerine kuruluydu. Yahudiler de aynı şey. Allah'ın şiddetinden korkuyorlar Yahudiler. Hristiyanlar baba diyorlar. Artık baba nasıl bir kimlikse tabii biz İslam üzerine yaşadığımız için biz babamızdan hep merhamet elini görmeye alışız. Ama bunlar da hep böyle gazap, işte şiddet, hep böyle bir cezalandıracağız falan filan diye gidiyor. Ama İslam'a bakıyoruz. İslam merhamet dini. Allah kendinden hep rahmet, merhamet edici olarak bahsediyor. Ki Peygamber Efendimiz de bize hep böyle Allah'ın rahmetine, tövbe kapısının açık olduğundan hep bize verdiği bütün tebliğler bunun üstüne. Hı. Efendimiz. Bizim Allah tasavvurumuzun merkezinde merhamet var. Ya bütün dinler İslam üzerine geldi. Hani Yahudilikte, Hristiyanlıkta hepsi İslam üzerine geldi ama onlar tabii bozulmaya uğradılar. İşte tesis inancı falan filan. Yani bu Allah'ı birlemekten uzaklaştılar. Ya Yahudiler, İsrailoğulları kendilerini işte böbürlenerek gezdiler yeryüzünde. Allah bunları Kur'an-ı Kerim'de böyle çeşitli ayetlerde bunlardan bahsediyorlar. Yeryüzünde böbürlenerek gezenler diye. Yani bahsettiğin gibi çok da uzatmamak adına ben girdim. Hı, buyur, buyur. Olaya. Allah tektir, bizim için merhametlidir, gazabı da şiddetlidir. Tabii. Biz yine gazabından merhametine sığınıyoruz. Aynen. Aynen. Merhameti de var. Biz yine onun gazabından merhametine sığınıyoruz.